1, 2, 3, 4, 5, ses kontrol. Bir, iki, üç, dört, beş, ses kontrol. Birkaç dakika içerisinde yayına başlıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, ses kontrol. Bir, iki, üç, dört, beş, ses kontrol. Unlock massive savings on data science courses. Get up to 60% off DataCamp Premium. Hurry up, this is a time limited offer. Dick Hanna Jeep. Believe in nice. Invoice pricing at Dick Hanna Jeep. Right now, get a new Jeep at Dealer Invoice during Dick Hanna Jeep's grand opening and the Labor Day sales event. We're celebrating our grand opening by offering Dealer Invoice on new Jeeps. Simply build a Jeep to your spec, order, and pay Dealer Invoice. No MSRP or any additional markup. And it also includes our free lifetime warranty. Get exactly what you want at invoice pricing during Dick Hanna Jeep's grand opening. Dick Hanna Jeep. Believe in nice. During Dick Hanna Jeep's grand opening. Dick Hanna Jeep. Believe in nice.
Sesle ilgili bir sorun var mı arkadaşlar?
sesim geliyor mu acaba arkadaşlar? İzleyen var mı? Sesim geliyor mu acaba arkadaşlar? Bakın ben sesleyeyim. Sesim geliyor mu acaba arkadaşlar? Evet, muhtemelen kasım mikrofonu kritik metinler olabilir arkadaşlar. Yani için endişe ettim, tehdit ettim. Evet, neden bahsediyorduk? Aslında Python'ın bioinformatik konusundaki bir modülünden bahsetmiştik. Bu Simple ITK de aslında Insight Toolkit açıklaması olan ve de dahili görüntüleme ile ilgili arkadaşlar, yani bedenin iç görüntülemesi ile ilgili bir açık kaynağa dayanan ve arkasında güç, parasal bir amaç gütmeyen bir kuruluş var arkadaşlar. Hemen şöyle tekrar bir daha bir göstermek istiyorum. Simgesi aslında şu arkadaşlar, şuradan da gördüğünüz gibi Simple ITK, birinci derste size anlatmaya çalışıyorum. Ve de şurada bir algoritma var. Bu algoritmayı da içeride, derslerin içerisinde gördüğünüz arkadaşlar. Aslında şöyle bir simgesini daha buldum. Bu da neuroscience biliminde çok yoğun olarak da kullanıldığını, bu Simple ITK'in ürünlerinin ya da işte Simple ITK modülünün sağladığı avantajları, metotların kullanıldığını ve de bu şekilde 3 boyutlu, 4 boyutlu, 5 boyutlu görüntülerin üzerinde çalışılabildiğini ve de bunun da bir şekilde insanla hizmet ettiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ben de bu sorumluluk duygusu içerisinde sizlere bu söz konusu modülü, Python modülünü, Python kitaplarını tanıtmayı kafaya koydum. Daha önce aslında Simple ITK ile bir tanışmıştım ben arkadaşlar. Fakat çok derin, arkasındaki çok derin bilgileri gördükten sonra bunu bir zaman sonra öteleyip daha sonra göstermek istemiştim. Çünkü bir kere matplotlik ya da işte diğer görüntüleme teknikleriyle ilgili ya da işte bu bir görüntünün bir resmin arkasında yatan matematiksel ifadeleri, non-fide yüzdeleri konusunda bir fikir sahibi olmadan spatial dediğimiz uzaysal görüntü kavramına veyahut da bunun işte matematiksel ifade etme şekline biraz anlamak zorluk çekilecekti arkadaşlar. Aslında derste Bible'ından yani ana kitabından anlatırken de yine sıfır çekilen öyle tahmin ediyorum ama şöyle çabama güveniyorum, hırsıma güveniyorum arkadaşlar ve de bu modülün sizlere tanıtılması veya da bu konuda araştırma yapacak arkadaşların da hiç de kaynağa sahip olmaları konusunda ben de bir sorumluluk duygusuyla hareket ediyorum arkadaşlar. Hemen şimdi size bu Simple ITK modülünün membağını, kaynağını nedir ne değildir sizlere anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi Simple ITK diyerekten şu sekmeyi tıklayın. Siz de eğer ki bir şöyle bir araştırma yaparsanız, yani burada Simple ITK diyerekten yazarsanız bunun hemen bir web sitesine ulaşacaksınız arkadaşlar. SimpleITK.org diyerekten bu aslında şuradaki web sitesi, benim de şurada size hemen takdim edeceğim web sitesi olacak arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim, bu web sitesinde anlatılanları ben sizlere gerek şurada gerek Colette ile arkadaşlar, gerek sırasında da Jupyter Lab ya da Jupyter Notebook ile sizlere sunmaya çalışacağım arkadaşlar.
buradaki modüllere, hatta işte başka bir browser'da iyice karıştırmamak için başka bir browser'da da şunları size göstereceğim arkadaşlar. Aslında burada ilk etapta bir folder'in açıklamasını yapacağım. Fakat bu heyecanla artık bunu bir sonraki safhaya bırakıp burada bir an evvel size ya sesin nasıl çok az oyuna gelir aslında filmini de değiştirdim ama çok yakından da arkadaşlar bu uzun süre bir program olacak. Ben ekranı sana bir tek dakika müsaade edip sonra söyleyeyim arkadaşlar. Ben şimdi mikrofon var, bu kapsül mikrofonu aslında kontrol ettim, bir sorun yoktu. Bir 5-10 dakika içerisinde bana müsaade edin arkadaşlar, çünkü bu şekilde bir ders işlenmez. Bir, iki, üç, dört, beş. Ya, Emre Emanet, ses nasıl acaba ya? Yaşamak direnmektir. Ses nasıl? Bir kez daha bir kontrol edebilir misiniz şu anda? Tabii yayınım gecikmesinler. Şu anda iyi herhalde değil mi? Tamam. Ama yine pille ilgili. Neyse, bu dersi bu şekilde veririm. Veyahut da dersin tekrarını yaparım. Ben şimdi sesin iyi olduğunu düşünüyorum. İçim rahat olmadı ya. Şunun pilini de değiştireyim. Buldum arkadaşlar.
Ses kontrol, 1, 2, 3, 4, 5, ses kontrol. Evet, şimdilik öyle idare edelim arkadaşlar. Evet, biliyorum ses kalitesi çok iyi değil ama evet arkadaşlar, beni tanıyorsunuz, Hasan Zeki Alp. 3 senedir sizlere bu kanalda çeşitli modüllerin tanıtımlarını yapıyorum sevgili arkadaşlar. Hemen şimdi dersimize geçelim arkadaşlar. Şimdi Insight Toolkit aslında şu evet, sitemizi bulduk. Size şunu göstermiştim arkadaşlar. Aslında şurada bir öncesinde Simple ITK diyerekten bu modülü size tanıtımını yapacağım. Kaynak dosyayı burada çeşitli PDF dosyaları var, HTML kaynak dosyaları var arkadaşlar. Ve de pek çok yerde de başka kaynaklara referans veriyor. Bunu sizlere Türkçeleştirerekten anlatacağım arkadaşlar. Gerektiğinde de eğer bir kod çalıştırma söz konusu olacaksa o kodu da gerek Colab'te arkadaşlar şurada. Colab'te de bir miktar bir hazırlığımız var da. Şurada Simple ITK diyerekten şunu da tekrar çalıştıralım, bağlanalım. Hazırladığım çeşitli burada kaynak dosyaları var arkadaşlar. Hem modülün ilk tanıtımı ve üzerinde çalışmayla ilgili başlangıç çalışmaları da var. Bunu sırasıyla anlatacağım. Aslında şuradan da evet şuradan takip edebiliriz arkadaşlar. Şimdi buraya nereden geldik? Aslında simpleitk.org'a baktığımızda tıkladığımızda arkadaşlar bize şöyle bir kısım getirecek. Getting started, işte ilk önce şunu biraz deneyin ve de online kurs diyerekten burada üçünü de deneyebilirsiniz. Üçünden de girebilirsiniz. Fakat burada ben fundamental concept diyerekten bir temel kavramlar kısmından size bu modülü açıklamasını yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bunu elbette sağ tıklayıp Türkçeleştirip Türkçesini de okuyabilirsiniz. Ancak burada ben hem bu konudaki bilgi birikimimden hem de Python modüllerini de tanıyor olmamdan dolayı size bu modülün eğer ki envanterinize katarsanız, bilgi dağarcığınıza katarsanız neler yapabileceğiniz konusunda da size bir fikir vermek istiyorum arkadaşlar. Burada işte temel kavramlar aslında Türkçeleştirerekten de girebilirim. Aslında iki unsur var arkadaşlar bu Simple ITK'de. Görüntüler ve boyutsal dönüşümler. Daha önce NumPy modülünü anlatırken aslında herhangi bir siyah beyaz görüntünün bir NumPy dizini olduğunu ve de o NumPy dizinin içerisinde eğer red, green, blue şeklinde 3 tane kavram varsa bunu her bir bileşenin yani RGB bileşenlerinin işte 0'dan 255'e kadar yani 256 seviye alaraktan bir renkli görüntünün oluşturulduğunu, hatta bunun 4. bir parametresinin daha konularaktan yani alfa parametresini konularaktan opaklık yani bunun şeffaf haflığının da kontrol edilebildiğini görmüştük. Fakat aslında bu NumPy dizisi ile yani görüntülerin siyah beyaz olaraktan veya gri tonlama olaraktan görüldüğü NumPy dizisinin aslında bir uniform bir yapı olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Yani uzaysal, spasyal dediğimiz bir yerleşim yok. Ve de siz normalde sayıları işte birbirinin ardına yazdığınızda bu söz konusu işte şu kadar çözünürlükte bir büyüklük bir resim ya da bu kadar diyerekten çıkacaktı. Fakat Simple ITK'de ise bir kere open source, onu söyleyeyim size. Open source bir modül. Aynı zamanda da birden fazla boyutun yani 2, 3, 4 buna daha fazla boyut da ekleniyor. Gideceksiniz 3. boyutu sonrasında neler var? Arkadaşlar bu CNC tezgahlarına çalışan arkadaşlar bilir ki herhangi bir şekilde yani 3 boyutun ötesinde eğer ki boyutu tamamıyla sistem biraz daha herhangi bir eksen üzerinde açısal olarak kaydırdığımızda ona sanki bir
artı bir boyut katmış gibi o boyut üzerinde de işlemler yapılabilmenin mümkün olduğunu söylüyoruz. Aslında tabii o katılan o dördüncü boyut diğer iki boyutun işte cosine dönüşümü veya da tanjant dönüşümüyle elde edilmiş bir boyut olacaktır. Burada da bu modülün temel prensibi görüntüler üzerinde bu uzamsal veya da geometrik dönüşümlerin, transformasyonların oluşturularaktan elde edilmiş olan görüntüleri özellikle MRI dediğimiz bu manyetik rezonans görüntülemede elde edilen görüntülerin üzerinden aslında görüntünün aslına bir sadakatten uzaklaşmaksızın farklı açılardan görünmelerinin sağlanmasını gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Bunu sağlayabiliriz. Aynı şekilde de bu ITK değişenleri de aynı kuralları izliyor. Şimdi bunlara bakalım. Aslında ITK'de sonuç olarak bizim bu simple ITK'de bizdeki Python modülündeki karşılığı bulan haliyle görüntü ilkesi uzayda fiziksel bir bölgeyi kaplayan ızgara yani grid üzerinde bir dizi noktanın tanımlanması arkadaşlar. Burada NumPy'daki siyah beyaz görüntüden farkımız bu şekilde. NumPy dizisinde herhangi bir resmi arkadaşlar siyah beyaz resmin bir şekilde ilgili modüllerle NumPy dizisini elde ettiğimizde veya rastgele bir NumPy dizisini biz görüntü olarak elde etmeye çalıştığımızda aslında sayı ekseninde işte sıfırdan ne kadar çözünürlüklü duyarlılığı olacaksa sayı ekseninde bir dizi matriksi yani bir imajiner olarak tam x, y işte m çarpı n boyutlarındaki matriksin üzerinde işlemler yapıyoruz. Yani uzaysal bir bağlantı yok. Ancak simple ITK'de uzaysal bir bağlantı var. Daha doğrusu uzay üzerinde veyahut da işte bildiğimiz 3 boyutlu koordinat sistemi üzerinde bir orijin noktasına göre o görüntünün tanımlanması elbette bu görüntü uzaysal bir özelliğe sahipse o uzay eğilip büküldüğü sürece veyahut da işte o uzay üzerinde geometrik bir takım transformasyonlar yapılırsa yani matematiksel olarak transformasyonlar yapılırsa aslında görüntümüz elbette bozulacaktır, görünümü bozulacaktır. Fakat taşıdığı bilgi değişmeyecek arkadaşlar. Bu elbette çeşitli disiplinlerde büyük önem taşıyor. Belki biz herhangi bir işte MRI görüntüsüne bir açıdan baktığımızda tamam bu benim aşina olduğum bir işte akciğer görüntüsüdür diyebiliriz veyahut da işte bir kafatası görüntüsüdür diyebiliriz. Fakat bu uzaysal dönüştürme gerçekleştirdikten sonraki görüntü bununla bu aynı değil deriz. Yani NumPy anlamında veyahut da işte o şekilde nümerik değer anlamında, nümerik array anlamında aynı değildir deriz. Fakat burada aynı. Dolayısıyla burada aslında önemli farklılıklar var. Tabii şimdi 3 boyutlu dediğimizde pikselin yanı sıra bir de voxel kavramı ortaya çıktı arkadaşlar. Pikseli biliyorsunuz aydınlık bir nokta veyahut da işte 3 renk bileşeninden RGB'den herhangi bir tanesinin belirli bir derecede olduğu ve de bunun ona renksene verdiği bir noktacık arkadaşlar. Yani 2 boyutlu düzlemde bir noktacık. Voxel ise bunun işte volume'la ilgili olanı. Aslında voxel ile ilgili hemen size burada hemen bir belki hani voxel'in ne olduğunu biliyorsunuz ama yine de şöyle voxel dediğimde benim hemen karşımıza çıkacak şöyle bir kavram çıkacak arkadaşlar. Yani şunu şöyle göstereyim. Şu bir 3 boyutlu görüntü içerisinde diyeyim. Şöyle bir nokta bu bir voxel'i oluşturuyor arkadaşlar. Bunun 2 boyutlu olduğunu düşünün. Yani şuradan şöyle bir x-y düzlemine baktığınızda bu neticede bir aydınlık nokta veya da işte turuncu renkte bir nokta bir küp değil de bir kare olacaktır arkadaşlar. Bu 2 boyutlu düzlemde fakat voxel dediğimizde de 3 boyutlu düzlemde söz konusu bir hacimsel noktacık anlıyoruz arkadaşlar. Şimdi neredeyiz? Temel kavramları anlatıyordum. Dolayısıyla piksel voxel aralığının aslında izotropik olduğu varsayılır. Bildiğimiz normalde işte NumPy'da da olduğu gibi. Fakat bunun bize NumPy dizisi veyahut da NumPy ile ilgili işlemler hatta işte matplotlib çizimiyle ilgili işlemler onun uzaydaki konumuyla ilgili çok fazla bilgi vermezler arkadaşlar. Yani aslında görüntüyü ekran üzerinde oluşturuyoruz. Hatta 3 boyutlu hissini de veriyoruz. Fakat onun spasyal olarak da yani 3. boyut veyahut da daha üst boyutlarda veyahut da işte onun eksen değişmiş haliyle nasıl olacak konusunda bir fikir vermez. Hatta farklı bir nesne olaraktan görünür arkadaşlar. Aslında simple ITK görüntüleri ise çok boyutludur. Konfigürasyon 2 boyutludan 5 boyuta kadar artabilir arkadaşlar. Aslında skaler etiket haritası
çeşitli çalışma uzunluğu kodlamalı skaler karmaşık değerler olabilir ve rastgele sayıda skaler kanala sahip olabilir. Yani aslında bildiğimiz NumPy'daki işlemlerin hepsi yapılabilir. Fakat burada en büyük farklılık bunun spasiyel, yani uzay boyutuna ve hatta uzay konumuna, uzayda yerleşimine sahip olmasına bakıyor arkadaşlar. Tabii bununla ilgili şimdi bir takım kavramları bizim ortaya koymamız gerekecek. Bir de şöyle söyleyeyim. Aslında bu kurs şimdi kimlere hitap edecek? Bir kere meraklı olan herkese hitap edecek arkadaşlar. Onun için o envanteri geniş tutmak istiyorum. Diğer tarafta hocam Python'da neler yapabiliriz? Veyahut da Python'ın işte temel Python'ı öğrendim. İşte temel kitaplıkları öğrendim. Görüntülemeyle de ilgili öğrendim. Fakat ben daha farklı bir şeyler yapmak istiyorum. Normalde işte şirketlerin know-how bilgisi olan fakat işte neticede Python ya da işte R programı diliyle yapıldığını gördüğümüz bir takım uygulamalar var. Bu uygulamaların içerisinde ben de yer almak istiyorum. Veyahut da işi biraz daha iddialı noktaya götürüp arkadaşlar bunlarla ilgili API'ler yazmak istiyorum ben. Bir şeyler yapabileceğimi düşünüyorum diyen arkadaşlara hitap edecektir. Araştırmacı arkadaşlara elbette hitap edecektir. Belki onların şu anda bildiği ettiği şeyler olacaktır. Fakat ben bir Türkçe kaynak olması bakımından bunu söylüyorum. Aynı zamanda bu kimlere de hitap edecektir? Üniversitede öğrenci arkadaşlarımıza da hitap edecektir. Bilhassa biomedical engineering dediğimiz bu biyo tıp medical mühendislikte görüntüleme konusunda imaging ve digital imaging denilen konularda araştırma yapmak isteyen veyahut da bu tür dersleri olan kişilere de yardım edecektir. Olabildiği kadar Türkçeleştireceğim. Ancak Türkçeleştirirken ölçüyü de kaçırmayacağım arkadaşlar. Yani yeni kelimeler kendi kafamdan türetmeyeceğim. Ve de zaten mühendislik formasyonuna sahibim. Mühendislikte adı geçen adı neyse onunla ilgili gerektiğinde de açıklamalar da yapacağım arkadaşlar. Söz konusu isimlere sırasında da sıfatlara olduğu haliyle tabii Türkçe açıklamalarını yaparaktan sizlere gerçekleştireceğim arkadaşlar. Kosinüs, kosinüstür yani. Kosindir, kosinüs, matrise. Bunun artık Türkçesinin olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Ve de bu açıklamalardan sonra bu konumuzun aslında çok baba bir konu olduğunu size söylemek istiyorum. Bu korkutmasın. Aslında ben bu mühendislik formasyonumla buna zaten seve seve soyundum arkadaşlar bunu sizlere anlatma konusunda. Elden geldiğince belki bazı konularda hani bilgi eksikliğinden dolayı yanlış yorumlama olabilir. Fakat bunu fark ettiğim anda sizlerden zaten yorum bekliyorum arkadaşlar. Ve aynı zamanda da bu konuda da feedback bekliyorum. Gelip besleme, hani yanlış bir şeyi de anlatmayayım arkadaşlar. Olabildiğince burada yani iyi niyet çerçevesinde sizlere bu dokümantasyonu Türkçeleştirerekten açıklamak istiyorum arkadaşlar. Aslında diyeceksiniz hocam işte Türkçe kaynak var. Siz ne yapıyorsunuz? Ben bunun izahatını gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? Aslında bu Simple ITK'de görüntü işlemeyle ilgili uzaysal görüntünün bir takım özellikleri var arkadaşlar. Yani orijin dediğimizde yani vektör benzeri tipte şöyle bir izahı şöyle yapmak istiyorum. Normalde bizim bilgi dosyamız şu arkadaşlar. Yani veri dosyamız şöyle işte x-y koordinat sistemine göre burada tabii iki boyutlu olduğunu varsayalım. Bizim bir görüntümüz var ve de o görüntüyü oluşturan görüntü parçacıkları burada kaç tane arkadaşlar? 3, 4 daha 7 yani x ekseninde 7 Y ekseninde 6 olan başka bir de işte şurada size dediğimiz büyüklüğü 7'ye 6 alt kere 7 42 ögenin bulunduğu bir görüntü arkadaşlar. Bununla ilgili şu kısmı da açıklayayım. Ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Aslında bu orijin dediğimiz aslında vektör benzeri tüp dediğimizde vektör denilince hemen aklımıza yönlü büyüklükler gelmesi lazım arkadaşlar. Aslında benim bu x-y koordinat sistemim neden oluşuyor aslında? Bir x vektörü ve x vektörüne ortogonal olan bir y ekseninden bir y vektöründen oluşuyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben iki boyutlu düşünürsem eğer şu x y düzlemin içerisindeki şu renk ögelerine veya işte bu bilgi taşıyan resim ögelerine bu koordinat sistemi içerisinde tanımlamasını yapabilirim arkadaşlar. Ve de her bir noktacığının da tanımlamasına hakim olabilmem lazım ki bu şekilde spasiyel olaraktan bu görüntü üzerinde tam bir hakimiyetten sonra bunu oluşturacağı o matrisin ya da işte bu yapının bir şekilde
transformasyonuna, matematik dönüştürmesine gerçekleştirebileyim arkadaşlar. Burada bu orijine bu şekilde belirttikten sonra voxelin ya da işte şu andaki iki boyutlu dediğimizde pikselin sıfır indeksine dünya koordinat sistemi içerisindeki konumu, yani gerçek anlamda uzaysal spasyal olaraktan yeri arkadaşlar. Yani matematikte bizim işte dosyamızda kalan bir numpy dizisi ya da işte defterimize yazdığımız bir numpy dizisi değil. Aralık dediğimizde de bu yine vektör benzeri bir tür. Boyutların her biri boyunca pikseller arasındaki mesafe. Aslında artık iki boyutlu dediğimiz için pikseller arasındaki şu aralıktan bahsediyoruz arkadaşlar. Şu arasında aralıktan bahsediyoruz. Aralık. Bir de boyut denilen bir kavram var. Bu da aslında m çarpı n ya da işte burada 7 çarpı 6 şeklinde her iki eksenin iki boyutluysa eğer yatay eksen, absis ve ordinat üzerindeki piksel sayısı arkadaşlar. Yani her boyuttaki piksel sayısı, boyut bunu kastediyor. Yön cosine matris. Bu da aslında matrise satır ana düzende teslim eden vektör benzeri tip. Bunu da biraz anlatması zor olmakla birlikte bunu da anlayacaksınız arkadaşlar. Aslında bir beyaz tahtam daha vardı ama diğer Samsung telefonun şarjı bitmiş herhalde. Bunu da bir şekilde izah etmeye çalışacağım arkadaşlar. Burada aslında bu meta verilerin her birisinin anlamı, bunu ben şimdi şu şekilde bir görüntülemeye gelirsem, bu bahsettiğimiz artık Simple ITK'deki görüntünün, uzaysal dediğimiz görüntünün temel bileşenlerini oluşturan kavramlar, konseptler arkadaşlar. Burada işte 200'e kadar bir alanımız var diyeyim. Şurada şu nokta ilk resmin başladığı ya da pikselin başladığı nokta ne arkadaşlar? İşte kaçlı 60'a arkadaşlar 70.0. Şu ilk pikseli başladığı nokta. Peki benim bu resmin büyüklüğü nedir? 2, 4, 6, 7'ye 6. 6 kere 7, 42 adet burada piksel içeriyor diyelim. Ve de bunların yerleştirilmesiyle ilgili kavramda da şu x bileşenini oluşturacak arkadaşlar. Şu x bileşenine, yani x ekseni üzerindeki distance'ı oluşturacak. 20.0. Ve de diğer bileşen de y, bu da şunun arasındaki. Dolayısıyla ben işte 2 kere 7, 14, 140. Ve de 6 kere 3, 180. Şununla çarptığımda, bunların yani kaç tane adedi olduğunu çarptığımda, benim bu fiziksel genişleme ya da işte bunun fiziksel boyutlaması 140'a 180 gibi bir ölçüde olacak arkadaşlar. 140'a 180. Bunun aslında şu eksenle alakası yok. Bu söz konusu mesafenin şu açıklıkların, şu 140'a 180 şunu kastediyor arkadaşlar. Yani 140'a 180 şu boyut. Bakın burada da hep neden bahsediyoruz? Fiziksel extent diyoruz. Bir sayılar arasında veyahut da sayıların işte birbirine bitişik olması gibi bir izobarik bir durum yok arkadaşlar. Bizim burada söz konusu uzayda bu piksellerin yerleştirilmiş olması söz konusu. Tabi burada şimdi iki boyutlu olduğu için sanki bu MRI görüntüsünün sadece bir tek diliminin olduğu gibi bir tek işte dikdörtgen şekli olmuş bir dilimin şeklinde gösterebilirsiniz. Burada şu anlaşılmıştır herhalde arkadaşlar. Bakın şu başlangıç noktası, bununla ilgili işte 60'a 70, şurası da 70'e karşılık. Dolayısıyla bunun her bir adedinin arasındaki şu mesafe de, bunlar tanımlı olaraktan bizim seçmiş olduğumuz bir veriler arkadaşlar. Başka bir resimde bunlar farklı bir değerler olabilir. Burada vermiş olduğumuz emsal bunun kavramların izahı için arkadaşlar. Ve de burada söz konusu bu resimden şu kısmı aldığımızda burada da bir takım kavramlar var. Bunu da görmemiz gerekecek. Söz konusu işte 3'e 3 bir matrisi alalım. Şunun içerisinde belli bir kısmını alalım arkadaşlar. Çünkü zaten bir görüntüye uzaysal piksel dağılımının üzerinde matematiksel işlemler gerçekleştirerekten halledeceğiz. Bunun da söz konusu şu image origin şurası başlangıç alırsak işte ilk şunların her birisi piksel koordinatları ve de işte x eksenindeki x1, x2, x3'ü mesela burada işte şurasına işte kaç aldık? 60'sa 60, 80, 100, 120 şeklinde 60'sa bu şekilde. Diğeri de y ekseni etrafında olacak arkadaşlar. Peki burada başlangıç ilk sıfırıncı indeks olduğu için spacing sıfır diyerekten geçiyor. Tabi görüntü homojen olmayabilir arkadaşlar. Yani bununla bunun arasında farklı bir mesafede olabilir de. Bu da spacing bir dediğimiz bir mesafe. Aslında şu kısım lineer yaklaştırma, yakınsalaştırma bölgesi diye geçiyor. Veyahut da diğer özel adı De Launay Region diye geçiyor arkadaşlar. Şu kısım De Launay Region denildiğinde işte
4 tane pikselin arasındaki bununla sınırlanmış olan kısmı anlıyoruz arkadaşlar. Zaten görüntünün kalitesinin değiştirilmesi veyahut da bununla ilgili iyileştirme yapılacak konulardan da yani topik task bu ise söz konusu şu alanlar seçilip bu alanların üzerinde interpolasyon gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Hemen bunun da komşuluğunda da işte pixel coverage dediğimiz bunu çevreleyen bir pikselde de Voronoi bölgesinden bir bölge var. Bunlar şimdiki kavram olaraktan size çok açık gelmese bile isim olaraktan aşinalık olsun. Çünkü işte Voronoi bölgesinde bir işlem yapacağız ya da işte Delaunay bölgesinde bir interpolasyon yapılıyor denediğinde hemen aklınıza belirli bir piksel içerisinde işte orijine göre onun bir konumunu göz önünüze getirmeniz lazım. Burada izah etmediğimiz bir tek konu kaldı arkadaşlar. O da direction. Aslında bu cosine matrisin bir iz düşümü gibi düşünebilirsiniz. Ne demek olacak şimdi bu? Aslında şimdi arkadaşlar şu X'ye düzleme üzerinde ben şunu çizdim arkadaşlar. Şu birinci sektörde yer alıyor. Şu birinci sektörde yer alıyor. Ve de bununla ilgili verilere baktığımızda 1'e 0, 0'a 0. Bakın şimdi X'ine yani şöyle küçücük bir noktacığı düşünelim. Çünkü bunu hangi bölgeye yer almasa bunun direction dediğimiz yani hangi yöne doğru bir görüntü olduğunu gösterecek arkadaşlar. Dolayısıyla bu görüntünün mesela taşıdığı bütün verileri ben aynen kullanabilirim. Fakat direction konusunda yani o cosine matrisini değiştirerekten o görüntünün işte Y eksenine göre simetrini ben buradaki verileri kullanaraktan tabii içerilerindekileri de değerlerini değiştirerekten kullanabilirim arkadaşlar. Yani değerlerini değiştirerekten derken görüntünün kalitesini bozmayacak şekilde farklı bir mahiyete getirebilirim. Bu birinci sektörde oluşuyor. Birinci sektörde derken şu X'e 1'den 1 ve 0'a yani X'e 1 ve 0'a şu noktadan Y'se 0'a 1. Yani şu sektörü kastediyor arkadaşlar. Şu sektörü kastediyor. Dolayısıyla bu tabii burası da görebiliyor musunuz acaba? Evet. Şöyle biraz daha yukarı çıkartayım şöyle evet ekranın altında kaldı herhalde. Mesela ne demiştik burada işte yön arkadaşlar 1'e 0 0'a 1. Yani işte 1'e x'i 1 y'si 0 ve de diğer de 0'a 1. Demek ki şu sektör şu kısmı kastediyor. Peki ben bu kosan vektör şu olmayacak şekilde örneğin bunun ikinci sektörde şurada olmasına nasıl tanımlayabilirim arkadaşlar? Yani şu kısım değil de yani 90 ile 180 arasında yani pi bölü 2 ile pi olan kısmı mesela görüntümüz şimdi burası sayfanın dışında kaldı ama burasının kosayını veyahut da işte şu direction'a ne olacak arkadaşlar? Eğer bu görüntünün tamamı bu tarafta olsaydı bu sefer ne olacaktı? X'i eksi 1'e 0 0'a 1. Aynı şekilde 3. sektörde olsaydı arkadaşlar yani şu pi ve 3 pi bölü 2 kısmında olsaydı bu sefer de eksi 1'e eksi 1'e 0 ve de 0'a eksi 1 olacaktı. Bu söz konusu görüntünün de burada onun kosan projeksiyonunun bir ölçüsü oluyor arkadaşlar. Yani şu direction'a baktığınızda bu görüntünün hangi sektörde olduğu ile ilgili veyahut da işte bir pozitif bir görüntü mü olduğu ya da işte bunun simetri mi olduğu konusunda da size bir fikir verecektir. Biraz ilerleyelim şimdi. Fiziksel ITK'li bir görüntü bu işte köken dediğimiz işte şu root'u kastediyoruz. Boyut, boşluk, yön ve cosine matrisi tanımlanan fiziksel uzayda bir bölgeyi kaplar. Demek ki arkadaşlar ben şimdi burada bu görüntü üzerinde bir işlem yapacaksam benim bu işlemi tanımladığım fonksiyon, metot ya da class diyeyim hangi argümanlara sahip olacak arkadaşlar? Bir kere şu size argümanına sahip olacak. Bunlar mühim arkadaşlar. Bu aslında ABC'si değil diyebiliriz. Çünkü simple ITK'yi spasyal uzaysal olaraktan yani bununla ilgili metodu veyahut da bununla ilgili modülün alt modüllerine anlamak için bu kavramların yerine oturması gerekiyor arkadaşlar. Elbette ilk izlemede sıkıntı olabilir. Ben de işte bunu hazmedene kadar epey bir başka kaynaklardan da bakaraktan nedir ne değildir diye baktım. Ancak tabii çok fazla da kaynak yok açıkçası. Simple ITK modülünün kendisine dahi arkadaşlar modülü nasıl yükleyeceğinize dair bir işte pip install ITK var. Ondan sonra çok fazla bir teferruat yok ama size başka kaynaklara yönlendiriyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de normal işte ITK'in kendi kısmı diyebiliriz. Burada şu boyutların bunların tamamını biz kullanıyoruz arkadaşlar. Söz konusu transformasyonlarda ya da işte bir görüntüyü okutup
İşte okutup ondan sonra onu başka bir yere kaydederken bu büyüklükleri kullanacağız. Aslında bakın dediğim gibi uzayda fiziksel bir bölgeyi kaplıyor. Dolayısıyla burada herhangi bir numpy dizisinden veya numerik bir değerden bahsetmiyoruz. Uzaydaki o pikselin ya da işte 3 boyutlu uzayda voxelin alacağı değerden bahsediyoruz arkadaşlar. Burada da işte orijinden yarım voxel önce başladığını ve son voxelden sonra da yarım voxel bittiğini unutmayın arkadaşlar. Zaten bir görüntü derken işte yarım voxel dediği şu, işte yarım voxel işte şuradan başladığını ve de işte bittikten sonra bir yarım voxel ile bittiğini. Aslında şurada voxellerin tamamı, şunu üçüncü boyutu da şöyle dilimi de kattığımızda arkadaşlar, tamamını olduğunu varsayalım. Aslında bunun başlangıç yeri yarım voxel ve de bitişi de son voxelden sonraki bir yarım voxel ile bitiyor arkadaşlar. Peki Simple ITK'de bir görüntüyü oluşturduğumuzda onun boyut sallığını, yani işte dimension dediğimiz o boyutunu, yani extension'ını, boyutunu ve yani kaç boyutlu olduğu konusu ve de piksel türünü belirtiriz. Yani bizim Simple ITK'de bir nesnenin, işte nesne dediğimiz o görüntünün tanımlanabilmesi için bununla ilgili bu boyut sallığını, boyutunu ve piksel türünü belirtiriz. Diğer içi de makul sayılan değerlere ayrılır. Yani bunun aslında işte başlangıçtaki orijine göre tam nerede olduğu, işte yönü. Aslında bizim ince de arkadaşlar şunun, şu birinci sektörde olmasa da gerekmeyebilir arkadaşlar görüntünün. Bunu kastediyorum ben. Tüm kanallardaki yoğunluğu hepsi sıfır. Yani bunların başlangıçta makul bir varsayılan değerlerle kabul edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi aslında şu aşağıdaki Python kod parçacığında ben ne yapacağım? Piksel başına 5 kayan, 5 adet kayan bir de 5 kayan değerli bir kanal, başlangıç noktası 3'e 14 ve de boşluk 0'a 5 olan bir iki boyutlu bir görüntü. Yani XY ekseninde aslında şuna benzeyen bir görüntünün tanımlamasını yapacağım arkadaşlar. Şunu şöyle bir kez daha gözden geçirirsek. Buradaki ölçülerimiz ne olacak? Aslında başlangıç noktası 3'e 14 derken yani şunu kastediyoruz arkadaşlar. Şurasını kastediyoruz. Yani 3'e 14. Şu 3 ve 14. Kusura bakmayın. Bir çizim yok. Çünkü dediğim gibi Blackboard dediğimiz o kara tahtaya çok hakim olamıyorum arkadaşlar. Mavi diyorum. Sağ elinde mouse var. Aslında sol akım. Sol elde sizlere gösterebilirim. Ancak söz konusu bu mouse ile Blackboard'da yazarken sağ elle yazmadığım için mouse'u sağ elle küçük ayrıntılarda kullanamıyorum arkadaşlar. Belki tuhaf gelecektir ama aslında mouse'u sağ elle kullanıyorum, okey. Ancak ben yazıyı falan sol elle yazıyorum arkadaşlar. Bu aslında bu tür bir harici bir onu da şöyle göstereyim. Burada bir harici bir aparatım var arkadaşlar. Belki biraz ilkel ama ancak bu şekilde ona fokuslayabiliyorum, odaklayabiliyorum. Bunun üzerinden çalışırken veya onun altında, onun projeksiyonun altında çalışırken sol elle, yani normal işte yazma eliyle yazıyorum. Onun için belki hani size tuhaf gelebilir. Normalde her bir insan işte sağ elle mouse kullanırken aynı zamanda da o Blackboard'da o sağ eliyle çizimler yapabilir. Ben sağ elimde mouse'u kullanamıyorum. Mouse'u kullanmama rağmen sağ elde yazı yazamıyorum arkadaşlar. Yani ben bir de mouse'u kullanırken ekranı şöyle bir hello yazamam arkadaşlar. Çok zahmetli geliyor bana. Halbuki yani normalde işte Blackboard, Whiteboard bu tabloda rahatça bunu yazabilirim. Şimdi ne demiştik aslında? 3'e 14 bir başlangıç noktası demiştik arkadaşlar. Yani bir orijine göre 3'e 14. Hemen öyleyse buradaki benim şimdi burada imaj, benim nesnem arkadaşlar. Her zaman şöyle düşünelim. Eğer ki bir nesneye ben tanımlamışsam arkadaşlar, eğer ki bir nesneyi tanımlamışsam o nesne üzerinde söz konusu modül neyse ya da işte söz konusu class neyse veyahut da işte kitaplık neyse onun bize sağladığı avantajları nokta operatöründen sonra kullanabilirim. Artık buna bir Bible gibi öğrendik. Yani bir temel bilgi gibi aldık arkadaşlar. Onun için ben diyorum ki burada tabii burada şu komutu da yazmak lazım. Burada belki hemen size şu anda itibaren tekrar dönüp bu noktaya size getirecek bilgileri, temel bilgileri burada Allah'tan hemen Simple ITK kitaplığımız var. Onun için Colab'de size bunu şu ekranda anlatacağım arkadaşlar. Colab eğer açıksa makinelerinizde hemen o Colab'i biraz daha şöyle büyütebilirim. Evet. Colab'i biraz daha ekrana getirmenize isteyeceğim arkadaşlar. Şu andan itibaren
Eğer ki işte Codeup çalışıyorsa ya da işte Google Jupyter notebook çalışıyorsa şu blokta pip install simple ITK yazıyorsunuz arkadaşlar. Şu modülün inmesini sağlıyorsunuz. Evet, bir gördük, successfully installed simple ITK 2.2.0. Peki burada ben import simple ITK diyorum, bu modülü import ediyorum arkadaşlar. Herhangi bir hata mesajı vermedi. Ve diyorum ki simple ITK'nin versiyonunu bana yazıyorum. Çünkü hangi versiyon olduğu konusunda da fikir sahibi olmak istiyorum. 2.2.0 zaten burada bu bilgiyi verdi. Benim şimdi bu geliştirme ortamım arkadaşlar simple ITK modülü üzerinde çalışmak için hazır. Peki burada hemen bir de simple ITK'nin bir help dosyasına bakalım arkadaşlar. Neden neden var? Aslında simple ITK'de 32 bit integer ile ilgili bilgi 4'müş. 64 ile ilgili 6. Aslında bu 4 ve integer simple ITK integer 8'miş. Burada iterasyon çeşitli bilgiler var arkadaşlar. Bu varsayılan skaler atanmış olan bilgiler var. Bu yani bunu kullandığınızda buna atanacak olan değerleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir geçelim. Hem bir göz aşinalığımız olsun. Affedersin olsun. Bu head dosyasıyla bunu gördük ve de herhangi bir şekilde şu anda hata mesajı vermedi arkadaşlar. Bir de aynı zamanda bunun dizinin içerisinde neler var onun içinde görmek için simple ITK directory diyorum. Burada da bize işte 32 bitlik çalışmalar için, o 64 için, Gaussian çalışma için ya da Hemmings window senkronizasyonu için çeşitli bilgiler var. Bunlar dizileri gösteriyor. Bunları inşallah zamanımızda olursa bunların her birisine ait örnekleri eğer bulabilirsem sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi baktım kendim de bunu simple ITK diyerekten kısaltmayı düşünmüştüm. Gerçekten de pratikte de o şekilde kullanıyorlar arkadaşlar. Import NumPy SNP der gibi simple ITK, import simple ITK, SITK dediğimiz zaman ben bundan sonra bunu simple ITK yani gene uzun söylüyorum ama şu şekilde söylediniz arkadaşlar. Biraz tuhaf olacak bunun hızlı söylemesi. SITK. Simple ITK. SITK. SITK. Evet. Burada da yine versiyonu yazdırıyorum. Yani bundan sonra artık bu simple ITK gibi uzun yazılım değil. SITK şeklinde devam edecek arkadaşlar. Biraz daha simple ITK demekte fayda var diyorum. Burada hemen arkasından şöyle bir tanımlama yaptım arkadaşlar. Burada da ben istiyorum ki burada her seferinde kayboluyor. Bakıyorum gene kaybolmuş. Aynı olay. Şöyle yapalım arkadaşlar. Size diyorum ki sample data denilen dizine sample 256 bitmap diyerekten bir dosyam var arkadaşlar. Aslında bu dosyayı okutmak için normalde reader sitatike image file reader denilen şu class'a hiçbir argümansız çağırıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın hiç endişe etmeyin. Siz de burada kolayca bunun bulunduğu yere bu dizine bunu atamasını yapacaksınız. Ve de burada aslında benim nedir bu reader denilen okuyucu adlı nesnem benim üzerinde işlem yapmak için hazır arkadaşlar. Bunu neyin sayesinde elde ettim bu nesneye? Image file reader denilen metodunu kullandım. Neyin içerisinde kullandım? Simple ITK'in yani SITK diye kısalttığım şunun içerisinde kullandım arkadaşlar. Reader aslında benim artık bu herhangi bir ortamdan dosya okumayla ilgili bir hazır nesnem haline geldi. Peki burada bu nesne üzerinde bir işlem yapmam lazım. Set image IO diyerekten ben burada bir tanımlamayı belirtiyorum. Bitmap image IO diyerekten konuya spesifik parametreyi tanımlıyorum ki ben bir bitmap dosyasını okuyabileyim arkadaşlar. Burada orijinalinde şöyle geçiyordu. Reader.set file name diyerekten şurada okumasını yapacağımız dosyanın bulunduğu konum yani URL'ine yazınız diyor. Onu devre dışı bıraktım. İşte reader set file name'e şurada set sample data ve de sample underscore 256 bitmap diyerekten okutuyorum aslında. Daha önceki aynı şey başıma gelmişti diyeyim. Fakat burada bu sample data denilen directory şurası arkadaşlar. Bunun içerisinde olması lazım. Şimdi bunu hiç paniğe kapılmadan
Neydi arkadaşlar okuyacağımız dosya burada? Kedi resmiydi arkadaşlar. Sample 256 bitmap. Kedi resmiydi. Sample 256 bitmap. Evet şu. Yuhu, hallettik. Evet, bunu neden yaptım? Aslında arkadaşlar şurada bunun Colab'in içerisinde bir şey, dizini var. Buluttaki bir dizini var. Sample data diyerekten. Bunu aynı zamanda aslında benim bunu şuradaki drive'a atmam lazımdı arkadaşlar. Fakat her ne hikmetse açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Bu drive'da uçuyor gidiyor. Şimdi muhtemelen bunu yakalayıp görüp bulacaktır arkadaşlar. Evet. Bakın herhangi bir hata mesajı vermedi. Yaptığım işi şöyle bir izah edeyim. Aslında ne yaptık? Bu sitka'yı kısaltılmış olaraktan aldık. Image File Reader diyerekten bir klası var arkadaşlar. Veyahut da alt modülü gibi düşünebilirsiniz buna. Herhangi bir parametresiz aldım. Nesneme oluşturdum ve de nesne üzerinde Set Image IO diyerekten ben diyorum ki bir midbat imaj dosyasına girdi çıktı işlemine tabi tutacağım diyorum arkadaşlar. Bunu aslında farklılaştırabiliriz elbette. Arkasından bu reader set file name'e söz konusu ismi veriyorum. Burada sample underscore data şurada benim yer alıyor. Aslında size şunu da tavsiye ederim. Tabii Colab'e bu taş değilsiniz arkadaşlar. Neticede Colab'in yanı sıra başka ortamlar da var. Söz konusu bu kodları sizlere şöyle söyleyeyim ve de burada söz konusu bu nesneyi artık reader nesnesi bizim neyimiz arkadaşlar içerisinde bilgi taşıyan bu resim bilgisini taşıyan burada execute dediğimde bunu icra ediyorum ve de imaj şu anda işlenebilir ve de görüntülenebilir hale geldi arkadaşlar. Peki ben istiyorum ki bunu tabii şurada aslında bunu şöyle bir de teyit edebilirdik burada neredeydi o sample bitmap. Bizim şu kedimiz arkadaşlar. Arkasından ben bu üzerinde işlem yaptım arkadaşlar şu görüntüyü. İşte sample underscore 256 bitmap direkten aldım görüntüyü. Ben diyorum ki writer denilen bir nesneye yaz bunu diyorum arkadaşlar. Burada da aslında bu writer name olacak benim. Bu nesne üzerinde işlem yapacağım ve onu hangi dosya üzerinde yazmak gerektiğini de belirteceğim. Burada da işte sitka image file writer diyorum. Bakın şurada file reader'ı kullandım. Burada okuyucum şu oldu. Burada yazıcım veya da işte kaydedicim de şu oldu. Bunlar benim kendi nesnelerim arkadaşlar. Yani kendi oluşturduğum nesneler üzerine ben istediğim metodu uygulayabilirim. Burada da set file name. Yine burada aynı yere kaydediyorum bunu. Bu kez de temiz ki de bitmap diyerekten ben bunu kaydettim arkadaşlar. Yani burada farklılık yaptım ki hani okuduğumuz kaynakla yazdığımız kaynağın farklı olabileceğini göstermek bakımından arkadaşlar. Burada writer execute image dediğimde bu benim şuradaki sample data denilen yerde bir tane de işte temiz kedi diyerekten şu dosyayı erişebiliyor olmam lazım. Evet. Bakın aslında ikisi de aynı fakat farklı isimler altında. Peki bunu arkadaşlar tabii Colab'de değil de burada PyCharm'da işte kendimiz de yapabiliriz. Onu biraz daha büyütebilirim. İşte şurada Simple ITK'de şu kısımları çalışalım.
Burada az önceki bilgileri verecek. İşte head dosyası şudur budur. Her zaman için birkaç kaynaktan hani çalışarak da hani yaptığımız şeyin ne olduğunu da pekişmesini sağlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Burada da işte başlangıçta şu söz konusu işlemi yaparaktan ben burada da bu kez tabii yer farklı arkadaşlar. Ben bunu nereden yakaladım getirdim. Dikkat etmişsiniz D dizinimde images diyerekten bir root vardı, biz alt dizin vardı. Onun içerisinde sample underscore 256 bitmap diyerekten buradan eriştim. Reader set file name. Bakın burada işte reader execute dediğimde aslında bunu artık okuyor. Arkasından diyorum ki ben madem bu işte image denilen benim nesnem var. Bunun üzerinde ben işlem yaparak da bunu farklı bir ismi altında kaydedebilirim diyorum arkadaşlar. Burada da benim bu her zaman için dizinlerime bu modüllere kaydettiğim yer var. İşte Python, Python modules. SimpleITK burada dash slash temiz kedi bitmap diyerekten. Hani bunu da şimdi çalıştırdığımda evet yaptığı şey nedir? Temiz kedi bitmap. Buraya bir tane temiz kediyi aldı getirdi arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Siz kendi bilgi bankanızı oluştururken sevgili arkadaşlar her zaman için standart bu size sunulan bu dosyaları kullanın. Ancak o dosyaların üzerinde hani bir şekilde işlem yaparken orijinalini bozmamak bakımından farklı bir dizin içerisinde de size bir bilgi bankanız olsun arkadaşlar. Ben buna gerek dataset söz konusu olduğunda ya da işte bu özellikli resimler diyeyim söz konusu olduğunda ayrı bir yerde tutuyorum. Ve de her seferinde de farklı isim altında yapın, halledin. Çünkü dikkat ederseniz bazen size burada bu dersleri anlatırken görüntünün silinmesi, üzerinde işlem yapılması, tümden hani o dizinin kaldırılması ile ilgili örnekler veriyorum. Dolayısıyla başlangıçtaki bizim mimarimiz, yapımız değişebiliyor. Onun için siz de bir şekilde bu görüntüler üzerinde oynarken ismini değiştirerekten veya işte onun bir kopyasını, bir yedeğini alaraktan yapmanızda fayda var. Şimdi burada neyi göstermiş olduk? Biz söz konusu bu uzaysal bilgileri içeren şu aldığımız görüntüyü içeren haliyle bir ITK kolaylığıyla metotlarıyla görüntülemiş olduk arkadaşlar. Şimdi burada aslında bir örnek daha var. Bu örnek burada çalışmadı. Yani bütün özelliklerine baktım fakat bir türlü anlam veremedim. İlk önce birlikte şu aslında konu hemen derinlemesine dalıyor. Bir görüntünün Gaussian düzeltmesi veyahut da üzerinde Gaussian işlemlerini uygulanaraktan bir blur kazanması veyahut da onun bir flulaştırılması ile ilgili bir örnek arkadaşlar. Bunu aslında hemen şuradan yine size temel kavramlar şuradan anlatmaya çalışacağım. Burada da ne demiştik? Bir farklı bir resmi de ben şu şekilde oluşturmuş oldum. Aslında burada yine bakarsak söz konusu görüntünün 3'e 14 ve aralığının işte 0.5'e 2 yani x ekseninde 0.5 fakat y ekseninde yani dikey eksende 2 piksel gibi bir aralıkta olduğunu görüyoruz. Aslında piksel gibi diyorum fakat burada şu açıklamaları da bize yapacaktır. Görüntüler olaraktan aslında fiziksel dünyada uzamsal bir konum işgal ettiği ilkesi ITK ve SimpleITK orijinal uygulama alanı olan tıbbi görüntülerle ilgilidir. Aslında ne demiştik arkadaşlar? Diğer numpy görüntülerden farklı olaraktan bir biz burada piksellerin uzaydaki yani 3 boyutlu ya da işte buradaki eğer bir dilimleme söz konusuysa 2 boyutlu uzaydaki konumlarıyla ilgileniyoruz ve de ITK'in çeşitli metotları olsun, algoritmaları olsun bunların çeşitli transformasyonlarıyla ilgili. Tabii göstermiş olduğum bu ilk örnek bir dosyanın okunması ve başka bir tarafa yazılması bunun en basit haliyle eğer ki ben bunu işte ITK modülünün yörüngesine, radarına eğer sokabilmişsem ben onun uzaysal konumu üzerinde çeşitli geometrik transformasyonlar, dönüştürmeler yaparaktan arkadaşlar ben normalde göze farklı bir açıdan bakıldığında başka anlamlar verebilecek veyahut da bunun yorumu veyahut da işte uzmanlar tarafından izahı söz konusu olduğunda yara, tırnak içerisinde yararlı olabilecek hale transforme etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani bu ITK'in, SimpleITK'in amacı o. Aslında görüntü diğer bir kişiye üçüncü bir göze bakıldığında, dördüncü bir gözden bakıldığında bununla bu aynı görüntü denilebilir. Fakat diyorum ya işte transformasyon dönüştürdükten sonra o farklı anlamlar kazanabilir. Aslında voxeller arasındaki boşluk genellikle izotropik değil. En yaygın olarak alt üst ayak baş ucu şeklinde büyüklükler daha büyüktür. Veyahut da bunu hani
transformasyonu uyguladıktan sonraki görünüm izotropik olmuyor. Yani artık orijinal resimden farklı bir resim gösteriyor arkadaşlar. Aslında bu görüntüleri bir dizi olarak da ele alan izleyiciler görüntülerde bozulma olduğunu görecekler. Mesela işte arkadaşlar şu şöyle bir işte bu akciğerler herhalde bu görüntünün oluşturduğu dosyanın arkadaşlar veyahut da işte o Simple ITK'ye konu olan nesnenin üzerinde ben öyle bir transformasyon gerçekleştirirsem bunu şu şekilde görebilirim arkadaşlar. Tabii bu uzmanlarca bu söz konusu bölgenin ve işte bu organın diyeyim farklı bir biçimde gösterilmesi onlar için anlam taşıyabilir veyahut da işte şuradaki detayların görülmesi konusunda bir anlam taşıyabilir arkadaşlar. Zaten ne diyoruz? Bu Simple ITK açık kaynaklı ve de çok boyutlu bir görüntü işleme, görüntü dönüştürme aygıtı diyoruz arkadaşlar. Burada da aslında aynı görüntü uzamsal metaverilerin farkında olmadan yani soldaki ve farkında olan izleyici tarafında halini gösteriyor. Farkında olmadan dediğim aslında söz konusu burada o az önceki vermiş olduğumuz 3-4 tane parametre arkadaşlar onun üzerinde oynatılma yapılmış yani söz konusu bu görüntü işlenirken. Aslında görüntünün bilgilerinde eksiklik yok. Fakat bunun piksellerin açıklık oranları ve hatta büyüklük küçüklük oranları değiştirilerekten söz konusu bu veri farklı bir biçime getirilmiş. Herhalde artık kafamıza bir şeyler oluşabildi arkadaşlar. Dolayısıyla eğer ki biz tekrar şu başlangıçtaki formüle dönmek istiyorum arkadaşlar. Eğer ki biz şu yapıda şu her bir parametrenin üzerinde bir transformasyon uygulayabilirsek eğer bu en temel zaten bir başlangıç noktamız tanımlarımız oluyor arkadaşlar. Bunu tabii sadece x y düzleminde bir uzay bir dilim olaraktan gördüğümüzde buna bir y boyutu da eklendiğinde bunun artık bir voxel oluşturacak. Bunun üzerinde işlem yapıldığında biz verinin içerdiği bilgileri değiştirmeksizin işte örneğin işte akciğer bu şekildeyken ben bunu daha bir geniş hale getirebilirim üzerinde uygulayacağım şu metotlarla veyahut da klaslarla ve de söz konusu akciğer görüntüsü uzmanlara daha farklı bir şeyler ifade edebilir arkadaşlar. Yani şunun uzatılaraktan genişletilerekten veyahut da tam anlamıyla bir transformasyonundan bahsediyorum arkadaşlar. Bununla ilgili bir de bir verim vardı. O şu resimlerde bakabiliriz arkadaşlar. Bir saniyenizi alacağım. Aslında o kadar çok yoğun bilgiler var ki. İsimleri Simple ITK. Şu görüntüden bahsediyorum arkadaşlar. Ancak arka plan neyse. Şeffaflığını gidermem gerekecek. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Şurasını anlatıyordum. Şu görüntünün transformasyon geçirmiş hali şu diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada resmin piksel aralığı işte şu noktaya inmiş arkadaşlar 0.97-656'ya 2 şeklinde bir görüntü. Aslında bu görüntü aynı zamanda uzamsal konumu ile tanımlandığında aynı piksel verisine ve aralığına sahip iki görüntü eşler olarak kabul edilmeyebilir. Yani aslında şunu da şu. Temel olarak da iki aynı görüntü bu transformasyon geçirmiş hali. Fakat burada dediği gibi aynı piksel verisine ve aralığına sahip görüntü ile olmasına rağmen eşdeğer görünmeyebilir arkadaşlar. Fakat bu
bunun üzerinde değerlendirme yapacak kişi için hiç önemi yok. Yani bunda bu farklı bir görüntü değil. Aynı kişiye ait, aynı poz diyebiliriz. Aynı hastalığı farklı yerlerden alınan, iki BT taramasını düşünen bu şekil fiziksel dünyada uzamsal konum kavramını göstermektedir. Yoğunluk değerleri ve piksel aralığı aynı olmasına rağmen iki görüntü farklı kabul edilmektedir. Aslında arkadaşlar söz konusu şu görüntünün bunu dönüştürmesindeki kavramı da size de kullanılanı da göstereceğim. Şu hale getirilmesi halinde arkadaşlar sanki iki farklı görüntü gibi, fakat bu üzerinde bir şu görüntü üzerinde bir transformasyon uygulandığında bu elde ediliyor. Aynı piksel sayısı var. Fakat iki farklı görüntü olaraktan elde ediliyor. Örneğin burada az önceki ne demiştik? Bir cosine matrisinden bahsetmiştik. Bir yönden bahsetmiştik arkadaşlar. Mesela işte burada dünyanın kabul edilmiş olan koordinat sistemine göre konumlandırılmış. İşte baştan 3.90'da biz herhangi bir 0'a 0 x, y, z noktasını seçebiliriz arkadaşlar. Aslında şuna şu aynı piksel değerlere sahip. Ancak ben şuradaki veriyi bu yerleştirdikten sonra, ona uzaysal bir konuma yerleştirdikten sonra onun konumuyla ilgili bu direction olsa, işte cosine matrisini üzerinde oynayaraktan bunu farklı bir açıya getiriyorum arkadaşlar. Tabii bu farklı bir görüntü gibi elde ediliyor. Fakat neyin sayesinde bunu biz yapıyoruz? Bunlar aslında ITK'de aynı görüntü olarak kabul edilmez. Çünkü üzerinde farklı uzamsal konumlar işgal ediyor. Aslında soldaki görüntünün orijine -136.3'e -20.5 gibi, bunun o başlangıç noktası bu, yani kaymış şekilde. Ve de yön cosine matrisi ise satır ana düzeninde 0,7'ye -7. Bakın işte bunun hangi sektörde hemen olduğunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hangi sektöre doğru kaymış ve de 0,7'ye 0,7. Sağdaki görüntüde ise 16'ya 9 ve 21.4 ise burada da işte 1'e 0, 0'a 1. Aslında bu birinci sektörde arkadaşlar. Hemen bunu görüyorsunuz. 1'e 0 ve 0'a 1 ne anlama geliyor? İşte bu ilk, şuradaki görüntünün 1'e 0 şu ve şu noktada, yani şu birinci sektörü kastediyor arkadaşlar. Peki biz aslında neyi gördük? Simple ITK'de görüntünün piksel sayısını aynı, ancak işte onun cosine matrisini değiştirerekten veya işte onun orijin değerlerini değiştirerekten farklı bir görüntü haline getiriyoruz ve de belki bu yorumlama için daha anlamlı olabilir arkadaşlar. Biraz daha ilerleyeyim şimdi. Simple ITK görüntülere uzayda fiziksel bir bölgeyi işgal ettiğinden, yani spasyal bir özelliği olduğundan arkadaşlar, bu bölgeyi tanımlayan niceliklerin metrik birimleri vardır. Aslında hep hiç bahsetmedik ondan arkadaşlar. Piksel diyoruz, işte voxel diyoruz, bir şey diyoruz ama bunların aslında uzaysal olaraktan ölçülebilir bir birimleri olması lazım. MKS ya da işte CGS olabilir. Bir şekilde işte santim, milim, metre ya da işte inç, fit, yarda şeklinde olabilir arkadaşlar. Peki burada ben bu metrik birimler konusunda bir standart getiriyor mu? Aslında bu simple ITK birimlerin milimetre cinsinden olduğunu varsayar arkadaşlar. Burada DICOM standartı denilen bir tarihsel nedenlerle diyor. DICOM'un ne olduğuna daha sonra bir ara bakarız. Yani bir zorunluluk gibi geliyor bana, öyle görünüyor. Pratikte simple ITK her bir görüntüyle ilgili belirli birimlerin farkında değildir. Aslında bunun önemi de yok. Çünkü aslında orada piksellerin yerleşimlerin aralığı, pikselin sayısı ve de orijine göre onun almış olduğu değerler söz konusu ve de onun toplam kaç, ne kadar piksel taşıdığı, değer taşıyor arkadaşlar. Yalnızca bunların birbirleriyle tutarlı olduğunu varsayar. Yani aslında işte bir önceki görüntüde işte şunun, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Aslında şunu adet olaraktan sayarken veyahut da şunun birimine işte şu kadar santim ya da milim seçmişken şunların da kendi aralarında uyumlu olduğunu sayar diyor. Yani bunu da bir aynı birimden olduğunu varsayar diyor arkadaşlar. Yani bunun tanımlamasını yaparken. Çünkü bunu bütün o metot içerisinde kullanacak. Şurada yapılmış olan tanımlamalar arkadaşlar. Yani söz konusu küçük parametrelerin kendi içerisinde tutarlı verilerden oluştuğunu varsayar diyor arkadaşlar. Yani aslında bu nedenle okuduğunuz ve oluşturduğunuz tüm görsellerin aynı birimini kullanmanızı sağlamak, geliştirecek almıştır. Aslında diyor ki siz de burada bir alışkanlık olaraktan işte bu görüntü işlemeyle ilgili bir birimi kabul edip hep aynı birimden devam etmenizde fayda var diyor arkadaşlar. Burada da bir öneride bulunmuş. Birimleri karıştırmak ve yanlış birimleri kullanmak geçmişte iyi sonuçlanmadı diyor.
Tabii yani bir değerlendirme yaparken aynı birimi kullanmakta fayda var. Son olarak da sizi görüntüleri uzayda fiziksel bir bölgeyi kaplayan nesneler olarak düşünmeye ikna ettikten sonra yani burada amaç zaten bunu bu ilk derste de en üzerinde çalıştığımız bu olacak. Aslında görüntülerimiz arkadaşlar bir numpay dizisi veya işte 3 boyutlu işte m çarpı n ve onunla ilgili işte bir de alfa opaklık değeri olan veyahut da işte şeffaflık değeri olan bir veri değil. Çünkü o uzayda bir yer kaplamıyor. Sadece dizinde veyahut da bilgisayar belleğinde yer kaplıyor arkadaşlar. Diyeceksiniz hocam peki bu işte bu resimde bilgisayar belleğinde yer kaplamıyor mu? Fakat artık bilgisayar belleğinde kapladığı yeri siz orada abstraction yaparak da onun bir 3 boyutlu nesne olduğunu ve de işte artık işte MRI cihazının içerisinde işte şu noktayla şu koordinat içerisinde yerleştirilmiş bir nesneni işte çeşitli eksenlerden alınmış görüntüsü diyerekten hep uzaysal şeklini düşünmeniz gerekecek arkadaşlar. Yani artık simple ITK 3 boyutlu düşünmeyi gerektirecek. NAMPA'yı falan unutacaksınız ama NAMPA hiç kullanılmıyor değil tabii. Onu da söylememiz gerekir. Aslında ben bu görüntüdeki piksel değerlerine nasıl erişebilirim? Burada ben tabii Python anlatıyorum. Python'la ilgili kısmı anlatıyorum. Ancak Python ve R'de bu şekilde dynamic yazılan dillerde aslında şu agnostik denilen yani nasıl olduğu bilinmeyen fakat işe yarayan diyor. Tabii burada espri yapmış arkadaşlar. Get pixel denildiğinde tabii ki bu API'nin arkasında muazzam bir mantık vardır. Söz konusu o işte görüntüyle ilgili hemen bir değerlendirme yapılacaktır. Herhalde bu Python ve R'da dediğine göre R'da da şu getPixel structure olarak da veyahut da işte syntax olarak da çok farklı olmuyor. Ancak C Sharp ve C++ gibi dillerde ise getPixel as unsigned integer h diyerekten şöyle bir klası çağıracağız arkadaşlar bunu ilk tanımını yaparken. Bu ne işe yarıyormuş? Aslında görüntüdeki piksel değerlerine nasıl erişileceği konusunda. Tabii ki burada image aslında bizim nesnemiz burada üzerinde çalıştığımız onun bilgi taşıyan obje oluyor arkadaşlar. Burada işte Python'la şu komut yapısı çağrılıyormuş. 0'a 0 bu bir aslında bir tuple oluşturuyor. X ve Y'si. Buradaki C Sharp'ta ve C++'da da getPixel as unsigned integer 8 denilen şu çağrı özgü işlev. Aslında burada class dedim ama işlev arkadaşlar fonksiyon yani neticede. Bu da şöyle bir 0-0 şöyle bir data structure halinde çağrılacak. Peki burada simple ITK işlevlere 0 tabanlı bir dizin oluşturma şeması kullanır. Yani 0 tabanlı denilen buna bakalım. Ayrıca araç takımı parantez operatörlerine yerel sıfır ve bir tabanlı dizin oluşturma aşamasıyla örneğin R'de taban dizin oluşturma yani root array oluşturma ve Python'da da sıfır tabanlı dizin oluşturma ile birlikte kullanılmasına izin verir. Bu sözde şeker içerir. Bu ne, bunun orijinaline bakalım. Evet. Syntactic sugar hoşluk anlamında bu arkadaşlar. Yani syntactic sugar aslında şuradaki bahsettiklerinin hepsinin bize neredeydi? Evet. Burada söz dizimsel yani syntactic sugar dedi de bu hoşluğu verir diyor. Yani bize bu kolaylığı verir anlamında. Peki bu aslında bu işte söz konusu işte burada piksel sayısını bulduğumuz bunun fiziksel konumunu nasıl belirleyebiliriz? Burada da transform index to physical point diyerekten bir metot, bir fonksiyon çağırıyor arkadaşlar. Dönüştür, indekse fiziksel noktaya dönüştür. Aslında bakın söz konusu nesnenin imaj üzerinde şu metot uygulanaraktan, şu fonksiyon uygulanaraktan ben onun fiziksel konumunu belirleme yoluna gidiyorum. Aslında artık söz konusu benim görüntüm işte bu kaç pikselden oluşuyorsa üzerinde işlem yapılabilecek yani transformasyona tabi tutulabilecek hale getiriliyor arkadaşlar. İşte başlangıç tezi bu. Üzerinde işlem yapılıyor. Burada öğrenmek istediğim nedir? Bunun fiziksel konumunun belirlenmesi. Aslında bu hesaplama yani şu otomatik bize bunu getirecekler. Görüntünün uzamsal konumunu tanımlayan meta veriler kullanarak manuel olarak da yapılabilir. Tabii bunun için aslında o görüntüye ait işte bizim şu haritayı biliyor olmamız lazım arkadaşlar. Yani şuradaki şu yerleşimiyle ilgili şu detay bilgileri eğer varsa biz bunu manuel olarak da yapabiliriz.
Ancak hataya açık olduğu için, çünkü neden? Farklı farklı bilimler kullanma ihtimali var arkadaşlar. Bunu yapımınıza şiddetle tavsiye ederiz diyor. Peki burada kanallar diye bir kavrama geldik arkadaşlar. Burada da bakalım. Yukarıda belirttiğiniz gibi bir simple ITK görüntüsü. Kanalların içeriği skaler veya karmaşık, yani I artı J şeklinde bir değerler de olabilir. Olmak üzere rastgele sayıda kanala sahip olabilir. Bu aslında kanalların sayısı da ileride bunun dimension'ını, boyutunu verecekler arkadaşlar. Bu görüntü oluşturulduğunda belirlenir. Tıp alanında birçok görüntü türünün tek bir skaler kanalı vardır. Aslında skaler kanalı dediği bu işte CT'den kompüter bilgisayarla tomografi denilen kanal arkadaşlar, yani skaler kanaldan elde edilen görüntü, yani tıp alanında. Diğer bir yaygın görüntü ise sıfıra, her kanala 0'a 255 gibi skaler değerine sahip olduğu. Aslında her kanala 0'a 255 ile skalere sahip olması, bu tek renk T ise, yani black and white ise, onun gri tonlamasının olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Eğer ki bir RGB görüntüsü ise, yine burada her bir renk bileşeninde alacağı değer 0'dan 255'e kadar, yani 256'ya, yani 16 kere 16, 256, yani 4 daha 8, 2 üzere 8 bitlik bir görüntü olacak arkadaşlar. Öyle değil mi? 16 kere 16, 256, 4, 2 üzeri 4, evet. 8 bitlik. 0'dan 255'e kadar, o da zaten FF'e karşılık geliyor arkadaşlar. Peki şunu da bakalım. İnsanlar genellikle böyle bir görüntüyü RGB görüntüsü olarak atıfta bulunur. Yani her bir kanalı eğer 0'dan 255'e kadar bir değer alırsa, örneğin işte bütün hepsi 255 ise, o kanaldaki görüntünün tamamı beyaz renkli olacaktır mesela arkadaşlar. Yani renkli olmaktansa, veyahut da diğer işte her bir bileşenin belirli bir değerli olmasıyla o görüntü üzerinde belirli sektörlerin renk bileşenlere farklı farklı olacaktır arkadaşlar. Bu terminoloji aslında 3 kanalın RGB renk uzayı olaraktan tanımlanması, yorumlanması gerektiği anlamına geliyor. Burada şimdi RGB, red, green, blue diyerekten biliyoruz ve de görüntüde her birinin şu renk bileşenlerinin 0'da 255 arasında değer aldığını biliyoruz arkadaşlar. Burada bir tane bir kavram daha var. Aslında burada HSV denilen Hue, bunun bir açık yazılışı var da. Evet. Hue Saturation Value denilen bir kavram. Bunu da bakalım çıkacak mı? Evet. Burada da HSV'de de aslında renklerin hue denilen, işte mordan veya mor ötesinden işte kızıl ötesine kadar değiştiği, bunun doyumunun işte bununla ilgili de bileşenin tabi 0'dan gene 255'e kadar değişti. Value'sunu da işte en azdan veyahut da en bol renke, en doygun renke doğru değişti. Bir kavram arkadaşlar. Yani aslında RGB'nin yanında yine bir hue var. Tabi burada her bir bileşenin de işte nümerik değeri, yani heksadesimal değerinin belirlenmesi gerekiyor. İşte hue'nun da işte kaç bin, 64 bin küsur renkse, onun da işte hex değerinin belirtilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani birkaç standart var bu konuda. Şuraya gelelim gene. Neyi anlatıyorduk? Evet. Aslında bu 3 boyutlu renk de aslında RGB renk uzayı olaraktan yorumlanması gerektiği anlamına geliyor. Burada da işte HSV dediğinde de başka bir renk uzayını, renk ve yoğunluk bilgisine ayrıştırıyor ve de aydınlatma bilgisi. O da value denilen değer arkadaşlar. Hue dediği de rengin kendisi. Yoğunluk da işte spasyal neydi? Bir kez daha bir bakalım burada. İşte saturation'da arkadaşlar. Evet, doygunluğu ve de renk değeri işte 0 siyah veyahut da maksimum alabileceği değerle de onun en doygun halini gösterecek arkadaşlar. Yani söz konusu RGB'nin yanında bir de HSV denilen kavram da var. Bu da başka bir renk uzayını temsil ediyor. Peki şöyle bakalım. Simple ITK'nin renk uzayı kavramı aslında yoktur. Bu nedenle de iki durumda da bir piksel değere 3 demet olarak da görüntülenecektir. Neticede işte 3 demet rengin bileşenlerinin ne olduğu burada önemli arkadaşlar. Zaten buradaki HSV'nin de açıklamasına da baktığımızda neticede işte bu 3 temel rengin renk değerinin işte bunun işte alacağı 0'dan 255'e kadar olan bir değerle belirtilmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Aslında bu durum
bazı durumlarda görünüş aldatıcı olabilir. Çünkü gri tonlamalı görüntülerde her zaman tek bir görüntü olaraktan saklanmaz. Bazen arkadaşlar bu gri tonlamalı görüntüye benzer bir görüntü aslında kanalların her birisindeki yoğunluk değerlerinin tekrarında 3 kanalda bir görüntüdür. Daha da kötüsü bazı gri tonlamalı görüntüler kanallar RGB A'yı temsil eden, yani burada bir A alfayı kastediyor. O da şey arkadaşlar, yani aslında şeffaflık veya da işte opaklık değeri burada gri tonlamalı gibi görünebilir. Aslında orada da bunun bir üç renk bileşeninde içermiş olabileceğini gösteriyor arkadaşlar. Mesela işte temsil eden alfa türünden 255'e ayarlanmış tüm kanallı görüntüler olabilir. Aslında burada işte ne aslında renk bilgileri varken, renk bilgisine sahipken tümünü 255'e koyduğumuzda sanki bu gri tonlamalı bir görüntüymüş gibi edilecek arkadaşlar. Yani bu arkadaki background'a göre bir opaklığı değişecek. Bu önemli ölçüde bellek ve zamanlama kaybına neden olabilir. Yani her zaman verilerinize aşina olun. Yani çalıştığınız verinin ya da işte nesnenin ya da işte görüntünün, o görüntü dosyasının mahiyetine sahip olun anlamında arkadaşlar. Şimdi burada ek kaynaklar olaraktan docs biçiminde SimpleITK vermiş. Bakıyorum şimdi 1,5 saat olmuş. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bir ekrana gelmek istiyorum. Evet, bu dersimizde çok az bir kişi şu anda canlı yayında herhalde, çok az kişi gelmiş. Bu dersimizde size Python'ın farklı bir modülünün tanımlamasını yaptım arkadaşlar size. ITK, SimpleITK diyerekten SimpleITK'nin ne olduğunu, nasıl bir kitaplık olduğu konusunda ilk bilgileri size verdim. Tabii şimdi bununla ilgili kaynaklar çok. Fakat şöyle bir handikap var arkadaşlar. Gerek bu GitHub'ta olsun, gerekse modülün kendi verdiği o ork'ta olsun, çok fazla örnek yok arkadaşlar. Daha sonra bunun nedenine baktığımda aslında ara işlemler veyahut da doğrudan doğruya ITK modülünün kendi içerisinde kurulmasının da çok fazla işlem gerektirdiğini gösteriyor. Yani aslında siz bir algoritma elde ettikten sonra onu doğal programlama diline de tabi tutabileceksiniz. Fakat buradayız. Bu ilk derste, ilk başlangıç bir sefte bismillah dedik. Bu açıklamaları ben çeşitli kaynaklardan sizlere Türkçeleştirerekten sunacağım. Tamam, bu dersten beklentileri farklı olan arkadaşların belki beklentilerine şu an için cevap veremedik. Ancak ben bu ITK modülünü, SimpleITK modülünü eğer konunun böyle ilgili arkadaşlar da varsa bir şekilde sadece benim anlattıklarımla kalmayıp üzerine eğilinmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Eğer ki hani benim de buna katkılım bir noktaya kadar olursa kendimi memnun hissedeceğim. Bundan sonraki derslerde de daha çok yine gerek Google Lab, Jupyter Lab, gerekse Colab üzerinde ya da farklı IDE'ler üzerinde çalışılabilecek algoritmalar veya da bu iş görüntülerin üzerinde yapılan transformasyonları gösteren algoritmalar, raw kodları bulup sizlere tanıtmaya, beraber çalıştırmaya çalışacağım arkadaşlar. Ancak şöyle bir handikap var. Burada aslında direkt bu modülle ilgili değil ama yaşadım ve de bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir hatırlayayım. Evet arkadaşlar. Aslında bir tek programı dilinde de yaşamadım ama buna ama örneğin benim listemin içerisinde Mahotas var arkadaşlar. Mahotas'la ilgili kaynaklara baktığımda bu kaynakların ya Python 2.7 zamanında yazıldığını veyahut da versiyonlarının veyahut da işte çapraz bağımlılıklarının çok eski modüllere dayandığını gösteriyor arkadaşlar. Yani bir noktada tamam havlu atmayacağım, peşkir atmayacağım, hani bunları tamam size anlatamayacağım demeyeceğim ama arkadaşlar bazı verilere baktığımda bu kaynakların Python interpreter olarak da eski versiyonları kullandığını, dolayısıyla her birisine kolay kolay çalıştırmanın zor olduğunu gördüm arkadaşlar. Diyeceksiniz peki Python 2.7 yok mu? Var, fakat buradaki sistemin bütünlüğünü bozuyor. Aslında hepsi var. 2.7'den itibaren 3.9, 3.12'ye kadar, 3.11'e kadar var arkadaşlar. Burada
Bunlardan bir tanesi Scrapy'de. Scrapy'de de sıkıntılar var arkadaşlar. Yani şöyle diyeceğim, aslında bir modülü tamam hedef alıyorsunuz. O modülle ilgili örneklere bakıyorsunuz. Fakat o modüllerin bağlı oldukları alt modüllerin aynı zamanda güncellendiğini görüyoruz arkadaşlar. Bunu çeşitli yorum sitelerinde de, forum sitelerinde de gördüm ben. Yani aldığınız modüle tamam hani yeni bir Nightly bir geliştirme olmuş diyeyim. O modülü güvenerekten çalıştırıyorsunuz. Fakat o modülün çapraz olarak da ihtiyaç duyduğu bir farklı modülde o güncellemeler yapılmamış ve de size dünya kadar hata mesajı veriyor. Bakıyorsunuz o başlangıçtaki setup'a, işte o da genellikle işte 3000-4000 satırlık bir program oluyor. Orada değiştirilmemiş ya da işte print sadece tırnak içerisinde alınmış, parantez içerisinde alınmamış. O konuda da aslında çok cesaret kırıcı durumlar da oluşabiliyor arkadaşlar. Benim söylemek istediğim şey şudur. Elde edebildiğim verilere, çalıştırabildiğim kaynaklarda, bazen işte canlı yayının da cilveleri oluyor. Çalıştırabildiğim kadarıyla çalıştırıp sizlere bu modülü tanışacağım. Bu modülle ilgili neler yapılacak konusunda da siz kendiniz bir fikir sahibi olabilirsiniz diyeceğim. Araştırmacılar için de bir taraftan burada elde edebildiğim kaynakların hepsini, yerlerini de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Çünkü çapraz olarak da bazen hani kayboluyor gidiyorsunuz browser'da surf yaparken. Dolayısıyla konudan da çok fazla uzaklaşmadan direkt konusuyla ilgili olan kaynakları da sizlerle paylaşacağım. Şimdi ders anlatmaktan ziyade o kaynakları da sizlerle paylaşacağım. Ekrana getirip daha sonradan bu açık olan sekmelerden sonra da bu programı bitireceğim arkadaşlar. Şöyle söyleyebilirim. Skype değil de. Evet arkadaşlar, Simple ITK. Bu dersi sizlere anlattığım yer. Çeşitli burada referans verdiği resimlerin kaynakları da buldum arkadaşlar. Burada Simple ITK diyerekten şöyle farklı bir kaynakta da burada ne var arkadaşlar? Dönüştürme transformasyonu, klasik Class ITK transformasyonun bulunduğu bir sayfayı buldum arkadaşlar. Bunu da önümüzdeki derslerden itibaren bakacağız. Bakın aslında şöyle baktığınızda C++ ile ilgili bir inheritance diagram diyor. Bunlarla ilgili tabii C++ anlatacağım ben size arkadaşlar burada. Dönüştürme transformasyonları. Bakıyorum aşağıda. Python'la ilgili veya da R ile ilgili bulabilirsek buradan göstereceğim. Burada söz konusu simpleitk.org transformation diye geçiyor arkadaşlar. Translation transform. Bundan sonra biraz ilerleyelim şöyle. Bu gene aynıydı. Burada Scale Vector 3D Transform Class Reference. Image Class Reference. Şöyle arkadaşlar, eğer Python kodları da çıkmazsa şansımız yok diyeceğim. Ne yapalım? Belki o zaman bir C++ kursuna da başlamış oluruz belki de bu vesileyle. Burada şöyle baktığımızda Simple ITK Notebooks diyerekten şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bir NGO var demiştik, yani parasal gitmeyen bir kurum. İşte Insight Software Consortium diyerekten şu aslında bunun arkasında yatan destek bu ITK'in, Insight Software Consortium. Aslında bu işte katılımcılar da var, pek çok hani emek sarf edenler de var. Bunların sayesinde işte şöyle bir neresiydi o? Şöyle bir kitaplık var arkadaşlar. Simple ITK Notebook. Siz de bunu eğer işte GitHub'a girerseniz, burada bu notebook'u girersiniz. Ben burada Python'a indirdim arkadaşlar. Diğer dillerde de işte R'yle de ilgili kısım var. Python'a indirdiğinizde şöyle size, ups biraz geri gelelim.
İşte en temelinde itibaren bunlara verecek. Fakat dediğim gibi bunların bir kısmı farklı bir şey. Evet. Bundan sonraki, buradan ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bunlar var. Kaynağını menbaanı size göstermek için gösterdim. İşte GitHub hesabınız varsa buradan işte Simple ITK dediğinizde size bu notebookların bulunduğu yer indirilecektir. Bunların da her dersin, bundan sonraki derslerde de işte birer Jupyter kitaplığından ya da işte Colab'ten karşılıklarını neler geldiklerini açıklayacağım arkadaşlar. 1,5 saat olmuş. Bu konsorsiyum hakkında da açıklamalar var burada. İşte nasıl bir katılımcılar olduğu ile ilgili arkadaşlar. Burada evet, Jupyter Notebook'ta burada bulmuşum işte buradan. Söz konusu her bir defteri arkadaşlar veya da kitabı nasıl değerlendirirseniz buradan açıp bundan sonraki derslerimizde hatta şunu en sona atayım şöyle. Yer alsın. Insight Software konsorsiyum hakkında da bunun işte nasıl kar amacı gütmeyen bir konsorsiyum oldu ve bu konuya tabii destek de var arkadaşlar. Çünkü tıp dünyasından destekle ne şekilde hani destek bulduğunu, moral destek bulduğunu gösteriyor arkadaşlar. Aslında bu konsorsiyum vasıtasıyla söz konusu o üzerinde çalışacak olan verilere de ulaşıyoruz arkadaşlar. Burada bir takım verilere, görsel verilere aldım size. Söz konusu itk.org diyerekten henüz bu Python modülü haline gelmeden önceki wiki'deki bilgiler var arkadaşlar. Simple ITK burada da temel, buradan da gidebiliriz. Kaynaklarımız çok. Ben bu ilk derse size bu modülün ne olduğu konusunda bir fikir vermek istedim arkadaşlar. Ve de destek veren veyahut da ilgili olduğu kurulardan bir tanesi Neuroinformatik. Dolayısıyla Simple ITK konusunda çalışan bir insanın diyeyim arkadaşlar, kendisine bu konuda geliştirmek isteyen kişinin bir şekilde bu Neuroinformatik dediğimiz veyahut da bu medikal konuda bu söz konusu cihazların tasarımında da çalışabileceğini belirtmek isterim arkadaşlar. Elbette bu iyi bir hırsı, meşakkati gerektiriyor. Biraz da işte matematiksel tarafta olması lazım. Mesela burada az önceki bir Gauss filtresinden bahsetmiştik arkadaşlar. Burada da işte type definition bu ne? Aslında bu evet bir burada da Go dilinde yazılmış herhalde arkadaşlar. C sharp mı? Evet. Bu şekilde söz konusu görüntü üzerinde Gaussian Conversion uygulanıyor mesela arkadaşlar. Yani Gauss dönüştürme uygulanıyor. Bunları uzun uzun incelemiştim. Veyahut da işte tekrar bu verileri buradan okuyabiliyoruz. Kaynakları size gösteriyorum ki. Evet. Bir konferans olmuş. O konferansta yine bu ITK modülüyle ilgili uzman kişilerin anlattıkları var arkadaşlar. Burada aynı zamanda bunun çeşitli farklı işletim sistemlerinde kurulmasıyla ilgili açıklamalar var arkadaşlar. Burada iOS üzerinde de kurulmasıyla ilgili veriler var. SourceForge'dan indirebilirsiniz. Biraz daha ilerleyeyim şöyle. Evet. Tabii burada modülün ihtiyaç duyduğu yan modüller de var. Mesela CMake bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Meraklanmayın. Bunları adım adım daha sonraki derslerde de paylaşacağım. Şöyledir. ITK Orkun gene. Biraz hızlı hızlı gidelim şöyle. Evet. Yeni bir modül var. ImageG. Aslında tabii bir modülü destekleyen farklı platformlar da var arkadaşlar. O platformlardan verileri de alaraktan bu API'ler oluşturuluyor. Bunlardan bir tanesi de ImageG. Bir de bir tane daha olacak.
Evet. SourceForge'da da Simple ITK'yi indirebilirsiniz arkadaşlar. SourceForge'u biliyorsunuz. Burada çeşitli yazılımlar için ideler ya da işte çalışma ortamları, geliştirme ortamları var. Buradan da tıkladığınızda bu Simple ITK ile ilgili ortam sizin için hazır hale gelecektir. Tabii bu bütün bunları isterseniz kendi idenizde ya da işte Jupyter Lab'da ya Colab'da da kullanabilirsiniz. Burada da Jupyter Lab'ın indirmesiyle ilgili kısımlar var arkadaşlar. Hani bazı konularda henüz daha başlangıç aşamasında olanlar için işte Jupyter.org dediğinizde bu bahsettiğim bu çevrim içi interpreter yorumlama ortamlarına buradan erişebilirsiniz arkadaşlar. Browser'ınızda bir yer açacaktır. İsterseniz burada kendi browser'ınızda çalışıp veyahut da bu Jupyter Lab'ı indirebilirsiniz. Jupyter Lab'la Jupyter Notebook arasında biraz fark var. Notebook'ta doğrudan doğruya halledebilirsiniz. Evet arkadaşlar, ararken bir de şöyle bir yerde buldum Jupyter'de. Sevgili arkadaşlar, sadece Jupyter ve Jupyter Notebook'la veyahut da işte sadece Python'la çalışmanız sıkıntısı yok arkadaşlar. Aynı zamanda mesela işte bu Jupyter Org'dan indirdiğinizde ister C# olsun, ister Ruby olsun veyahut da Kotlin'i de burada çevrim içi olarak da çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Tabii her birisi için ihtiyaç duyacak olan kitaplıkları da siz ilgili komuta uygulayarak da girmeniz gerekecek. Bu beni çok heyecanlandıran oldu arkadaşlar. Çünkü ben sanıyordum ki biraz da hani şunu da itirafta bulunayım. Jupyter'i sadece Python interpreter olarak da kullanabileceğimizi düşünüyordum arkadaşlar. Bir noktada R'da belki çalıştırabiliyordum ama R için RStudio'yu kullanıyordum diyeyim. Ancak burada bakıyorum ki çeşitli kernel'lara da imkan veriyor. Mesela işte mühendislik uygulaması için Julia ya da çok basit bir Python'dan da basit bir programlama dili olan Ruby için de bir geliştirme ortamı sunabiliyor arkadaşlar. Bu büyük kolaylık. Yerini bir kez daha yörede bir kez daha söyleyeyim. Jupyter.org Jupyter.org try diyerekten bir sekmeye baktığınızda şu çevrim içi playground'ları buluyorsunuz arkadaşlar. Yani benim işte C# compiler'ım yok işte veyahut da işte Ruby compiler'ım yok veyahut da bunun geliştirme ortamı yok derseniz alın size işte birer playground arkadaşlar. Burada Jupyter Notebook'un açıldığında şeklini şemalini görüyorsunuz. Zaten burada aşina olanlar bilecektir. Ben bir sıfırdan başlayanlar için bir hatırlatma yapıyorum arkadaşlar. Yani bu çalıştırma ortamları için Jupyter.org'da bu lab'ı bu şekilde oluşturuyorsunuz. Ve de isterseniz dizinize, isterseniz hard diskinize bunları kaydedip daha sonradan çalışmalara belirli bir root içerisinde ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da işte ne var? Bunlarla ilgili ekstra bilgiler var. Bu açılmış yüklemesini nasıl yapacağını belirtiyor arkadaşlar. Evet. Doxygen'di. Şunu hatırlayamadım. Aslında bunun arka planında Doxygen denilen yani bizim sadece komutu bulup işte sen onun piksellerinin orijinine getir ya da işte sen onlara şu transformasyonu yap dediğinizde kullandığımız o API'ler aslında arkadaşlar. Doxygen dediğimiz bir hatta şöyle bu Nightly'miş. Herhangi bir bulamada şunu diyorum. Bir, daha bir stable dizin herhalde. Burada da bulamadı. Eski versiyonlara baksak bulabilir miyiz? Evet, bundan sonraki derslerde. Aslında bakın çok fazla cesaret verici değil. Yani bak buralarda işte çok fazla bir şey bulamıyorum ama bunun hakkında hiçbir kaynak olmayacak anlamda değil. Çünkü bu kadar iş yapan bir modülün muhakkak destekleyicilere vardır arkadaşlar. Gerekirse oradaki konsorsiyumdaki kişilerin GitHub adreslerinden onların yazılımlarına bakarız arkadaşlar. Burada da nedir bu? İşte Simple ITK'nin hakkında bir bilgi var arkadaşlar. Bakın çok güncel mi? 13 Nisan tarih var mı? 2015. Evet. Evet. Aslında veriler var arkadaşlar. Bunlara
Bundan sonraki derslerimizde göreceğiz diyeyim. Hatta R'deki uygulamaları da var. Evet. Medical Image Analysis in IPython Tutorials. Bakalım. Çok güzel. Bir taraftan tabii bunların kurslarına göstereceğim taahhüdü yok ama bir taraftan bu tür bilgilere nereden erişebileceğiniz konusunda arkadaşlar sizlere bunları ağır ağır bakarsanız aslında işte burada bak dediğim gibi şunu biraz daha büyütürsek get pixel bildiğimiz burada işte head dosyasıyla onun görüntüye ulaşıyor ve de içerisinde bahsettiğimiz o görüntünün bileşenleri de ayrı ayrı yazdırabiliyoruz arkadaşlar. Bunları elde edildikten sonra bunlar üzerinde de istersek istatistik bilgilerine bakıp bunun da yeniden ölçeklendirilmesi. Yeniden ölçeklendirilmesi onun işte boyutlarının farklı biçimlere getirilmesini gösteriyor. Tabi bu kitaplardan Jupyter notebooklardan bir tanesi. Burada filtre ile ilgili kısımlar var. Evet. Evet, ben de heyecanlandım arkadaşlar. Bundan sonraki derslerimizde bunu da öyleyse şu sekmeyi de dışa atalım arkadaşlar. Bunu da Kevin Kevin Dash Keraud keraudren.blogspot.com. İnsanlar iyilik olsun diye neler hazırlıyor arkadaşlar. Ben de sizlere bunları Türkçeleştirerekten aktarmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Evet bu aslında eski versiyonmuş arkadaşlar. Bakın 1.2 versiyonuydu herhalde bu. Bu eski versiyon. Yani biraz da indirirken de en yeni versiyona tercih etmekte fayda var arkadaşlar. Evet. Herkes bir başlangıç çalışması yapmış. Simple ITK. Modülümüz Simple ITK arkadaşlar. Mesela bunu göstermiş olduk. Şu IO class'ını. Bu şekilde çeşitli class'ların örneklerini sizlerle paylaşacağım. Kaynaklarımız bol. Evet arkadaşlar bu başlangıç dersinde Simple ITK ile ilgili bir bilgi verip kaynakları da sizlerle paylaştım. Eğer ki ilginizi çekerse bundan sonraki derslerde de derinlemesine işte burada tanıtılmış olan ilk başlangıçta tanıtımını yapılmış olan klasların fonksiyonları, işlevlerin kullanılmaları ile ilgili örnekleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Güzel bir gün diliyorum size. Hoşça kalın. Bay bay.